da göreceğiniz gibi siz jeomorfoloji araştırmalarında sedimentolojik yaklaşım ve yöntem. Neden? Burada gördüğünüz yaklaşık 1.58 boyundaki kişi benim. Hemen gelimde fazla değil 5 metre mesafede denizin kıyıyı yaladığı bir konumdayım. Ve kıyıda gördüğünüz bu istif. Üzerinde bitki örtüsü var. İçerisinde iri bloklar var. Kimisi köşeli ve çamurlu bir matriks içerisinde normal koşullarda akarsuyla taşınmış olsaydı tabanda olması gereken bu malzeme yüzer durumda. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bunun ne olduğu sorusunu çözümlemek için sadece dış yer şekli size hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir istifi oluşturan çökelleri kendisini tüm ayrıntılarıyla çalışmanız gerekecek. Şimdi bundan ne demek istediğimi adım adım sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, burada bir başlıktan girdim. Günümüz geçmişin anahtarıdır. İleride bu konuyu biraz daha fazla açmaya çalışacağım. Şimdi burada vurgulamak istediğim olay şudur. Jeomorfoloji dediğimiz zaman her zaman aklımıza gelen yer şeklinin kendisidir. Ama değinilen tüm yayınların hepsinde güncel veya eski çökeller ve çökelme ortamları, geçici veya nihai çökel depolanmasının gerçekleştiği jeomorfik birimler olarak tanımlanır. Örneğin deltalar, örneğin akarsu çökelleri, buzul çökelleri, rüzgar çökelleri ve aklınıza gelebilecek tüm diğerleri. Bunların her biri jeomorfik birimlerdir. Bu jeomorfik birimlerin oluşumunu denetleyen süreçlerin çalışılması sadece günümüzde o sistemlerin çökelme ortamlarının ne olduğunu, ne tür süreçlerle ve onları denetleyen tektonik veya iklimsel etkenlerin denetiminde nasıl oluştukları hakkında bilgi üretmenize yardımcı olur. Dolayısıyla her ne kadar biçimsel olarak sedimentolojik bir çalışma olarak görülse de öz olarak felsefi ve bilimsel anlamda bu bir jeomorfolojik çalışma yöntemidir. Ve bu yöntem yaygın olarak bizim ülkemizde maalesef birkaç kişiyle sınırlı jeomorfologlar tarafından yürütülmektedir. Şimdi bu tür bir çalışmanın en önemli tarafı sadece günümüzdeki olayların ne olduğunu anlaşılması değil, aynı zamanda paleo coğrafyanın kurgulanması aşamasında gerekli temel bilgilerin elde edilmesi ve bundan kalkarak da bütünleşik bir yaklaşım içerisinde sadece geçmişin ne olduğunu anlamanın ötesinde gelecekte karşılaşılabilecek benzer durumlarda ne gibi sonuçlar doğurabileceği hakkında da bilgi sahibi olunmasıdır. Dolayısıyla bu yaklaşım sadece geçmişin anlaşılması değil, geleceğin anlaşılmasına da ışık tutan çağdaş bir bilimsel yöntemdir. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman herhangi bir çökeli sefe çalışırken ister güncel olsun ister eski çökeli olsun. Şimdi burada güncel derken
stratigrafi sınıflamasındaki ilerideki derslerde ele alacağım. Modern kökenler olarak geçiyor. Yani tarihsel zaman içerisinde yakın geçmişte oluşan kökenleri tanımlıyor. Eski kökenler dediğimiz zaman ise genel olarak kuaternerin sınırları dışında kalan, yani 2,5 milyon yıldan yerkürenin oluşumunun başlangıcı olan 4.6 milyar yıl önceye kadar giden çökelli istifleri tanımlıyor. Tabiatıyla güncel çökeller henüz pekişmemiş oldukları için rahatlıkla çalışılma olanağı bulunan çökeller. Diğerleri ise çimentolaşma, taşlaşma ve diyojenez nedeniyle kayaç konumunu kazanmış sedimenter yataklar. Ama ister güncel olsun ister sedimenter kayaçlar olsun, her ikisinin de çalışılma yöntemi oldukça basittir. Nedir bunlar? Bir, çökellerin kökeni, bileşimler ve fiziksel özellikleri, taşınma ve depolanma dinamikleri, fasilis ve çökelme ortam modelleri ışığında ve depolanma mimarilerini de gözeterek bir havzada veya yerel olarak birikmiş bir istifin oluşum koşulları hakkında bilgi elde etmek. Bu bilgiler uygulamalı jeomorfoloji, jeoarkeoloji, fiziksel antropoloji, inşaat mühendisliği çalışmalarında özellikle önem arz eden konuları içermektedir. Dolayısıyla bu çalışmamız sadece sizlere bilgi vermek anlamında değil, ama bu tür bir yaklaşımın sizlere yaşam boyunca kazandırabileceği yetenekler konusunda da dikkat çekmeyi amaçlar. Bu konuyu 15 konu başlığı altında özetleyerek aktarmaya çalışacağım. Ve bunları genellikle sizler için uygun olduğunu tahmin ettiğimiz haftada bir gün cumartesi ya da pazar akşamları olmak üzere 8 ve 9 arasında birer saatlik programlar kapsamında gerçekleştirmeye çalışacağım. Tabii bu benim ilk yaklaşımım olduğu için artı eksi 5-10 dakikalık sapmalarım olursa umarım beni bir süre için hoşgörüyle karşılarsınız. Ele alacağım konular şunlar. Bugünkü konuşmamın konusunu jeomorfoloji ve sedimentolojiye giriş anlamında konuyu genel hatlarıyla ele almak olacak. Gelecek hafta çökel dokusu kavramı içerisinde tane boyu, tane şekli, çakıl düzeni ve hacimsel özelliklerin hem analizleri hem de önemleri hakkında bilgi aktarmaya çalışacağım. Onu izleyen haftalar içerisinde çökel taşınması ve depolanması. Bu bağlamda kütlesel gravite ve akmaları ve akışkanlar dinamiği ağırlıklı konularımız olacak. Bu konularda yer yer fiziksel ve matematiksel formüller kullanacağım, ama onları mümkün olduğunca Türkçeleştirerek sizlerin rahatlıkla anlayıp çözümleyebileceğiniz düzeye getirmeye çalışacağım. Daha sonraki haftalarda çökelme yapıları, örneğin yatak formaları, formları, katmanlanma tipleri, deformasyon yapıları ele alacağım. Ve bu ön bilgilerden sonra fasiyes kavramı, fasiyes modelleri ve çökelme ortamlarının çözümlemesine geçeceğiz. Ve bunun içerisinde pluvial çökeller, çökelme ortamları, alüvyon yelpazeleri, rüzgar, buzul, gölsel çökeller, çökelme ortamları, deltalar, yelpaze deltaları, kıyı, sığ denizel çökeller, çökelme ortamları ve dahası
derin deniz çökeleri ve denizaltı yelpazelerini ayrıntılarıyla irdeleme olanağı bulacağız. En son 3 hafta içerisinde ise sizleri biraz daha zorlayacak bir konuya götüreceğim. Yerkürenin içsel dinamikleri, levatektoniği kavramı ve bu levatektoniği kavramı içerisinde çökelme havzaları sınıflandırılması ve Türkiye'de sizlerin çalışma alanınız açısından önemli olan bazı havza modellerini açıklamak olacak. Bir sonraki hafta içerisinde ise stratigrafinin temel ilkeleri, yani olmazsa olmaz kuramı ve bundan kalkarak da 80'li yılların ikinci yarısından itibaren gündeme gelen ama denizellerde olduğu kadar karasal istiflerin yorumlanmasında da önemli mesafeler kat etmiş olan istif stratigrafisi konusunu ele alacağım. En son konumuz ise geomorfoloji ve sedimentoloji araştırmalarında yöntem bilim ve teknikler olacak. Ve bunu izleyen haftalar içerisinde olanaklarımız olursa sizlerden bir fiil arazi çalışması yapacağız. Peki şimdi geomorfoloji ve sedimentolojiye giriş içerisinde genel tanımlamalara değinmeden önce sunumumun içeriği hakkında şunu söylemek isterim. Tanımlamaları yaptıktan sonra tarihsel perspektif içerisinde geomorfoloji ve sedimentolojinin bilimsel disiplinler olarak girişimlerine değinmeyi istiyorum. Çünkü bir bilimsel düşüncenin günümüzde hangi aşamalardan geçerek geliştiğini görme olanağınız olursa eğilimlerden tezlerin nasıl oluştuğunu, antitezlerin nasıl ortaya çıktığını ve bunlardan ne tür yeni sentezlere getirdiği hakkında olayları kavramanız çok daha rahat bir yaklaşım olacaktır. Bu tanımlama içerisinde 3 zaman dilimi içerisinde alacağım. Klasik dönem, aydınlanma dönemi, akıl çağı, çağdaş zamanlar ve bundan sonra genel sistemler kuramı ve yer bilimi sistemi üzerine bir iki kelime söyledikten sonra çökellerin kökeni, ayrışma ve ürünleri ve kayaç döngüsü konusuna değineceğim. Şimdi ben bu notları hazırlarken ilginç bir şeyle karşılaştım. Elimdeki yayınların birinde. Bir bölüme girmeden önce İngiliz şairlerinden Alfred Lord Tennyson'un bir şiiri. Çok etkileyici geldi bana. Tepeler gölgelerdir ve akar giderler. Şekilden şekle ve geride hiçbir şey kalmaz. Sisler gibi dağılır gider pasif araziler. Kendilerini şekillendiren ve akıp giden bulutlar gibi. Tam anlamıyla yeryüzü şekillerinin oluşumunu aşınıp, taşınıp, depolanıp ortadan kalkmasını ve yeniden doğuşu açıklayan nefis bir dörtlük olduğu için çok çok etkilendim. O zaman şunu alalım. Yer şekilleri nedir? Yerkürenin karasal yüzeyinde deniz ve okyanus tabanlarında belirgin özellikleriyle karakterize edilen ve tektonik ve klimatik etkenlerin birlikte işlemesiyle oluşan ve aşındırma, taşınma ve depolanma süreçleriyle şekillendirilen büyük veya küçük ölçekli topografik formlardır. Şimdi burada büyük veya küçük ölçekli dediğimiz zaman hemen göreceksiniz. Örneğin dağlar, vadiler, volkan konileri, okyanus ortası sırları, denizaltı kanyonları gibi formlar, büyük ölçekli formlar. Kilometrelerce, yüzlerce metre bağlamında tanımlanabilen formlar. Ama öteki yandan
akışkan sırasında veya dalga salınımlarıyla veya rüzgar üfürmesiyle oluşan milimetrik ölçekli ripple'lar da var. Dolayısıyla bizim yer şekillerinden kastımız sadece dağlar, vadiler vesaireyle sınırlı değil, aynı zamanda çok küçük ölçekli yapılarla da sınırlı olmakta. Nedir yer şekilleri evrimi? İlksel olarak belirlenmiş morfolojiden giderek değişime uğrayan yer şekli gelişimini belirtmek amacıyla kullanılan bir ifade biçimi. Bundan başka hiçbir şey değil. Yalnız bu işin olabilmesi için her şeyden önce jeomorfolojik sistemde bu işi yapabilecek bir enerjinin olması gerekiyor. Bu enerji olduğu sürece yeryüzü şekillerinde bir evrimsel gelişim devam ediyor. Enerjinin tükendiği halde bu olay son buluyor. Tabii enerjinin varlığı veya tükenmesi veya yeniden yenilenmesi tektonik veya dinsel kökenli değişiklik sonucunda ortaya çıkan bir olay. Ve bu olay yeryüzü şekillerinin oluşumunu denetleyen süreçlerle bunların ürünleri olan yer şekli arasındaki denge durumunu denetleyen bir olay. Denge durumunun değişmesi yeryüzü şekillerinin gelişmesine, denge durumunun bozulması yeryüzü şekillerindeki gelişmenin durması anlamına geliyor. Şimdi burada bir dizi sizlere fotoğraf gösteriyorum. Gördüğünüz gibi büyük ölçekli geri planda gördüğünüz Everest Tepesi, Nepal'deki, buradaki Sahra'daki kumullar. Ama sağ alt köşede bir deltanın ağzı, fakat sol alt köşede ise kumulların üzerinde az önce bahsettiğim rüzgar üfürmesiyle oluşan milimetre ölçeğindeki ripple markaları. Şimdi sedimentoloji kelime anlamıyla çökeli bilimi anlamına geliyor. Çökelin anlamı da herhangi bir şekilde özellikle bir akışkan içerisinde dibe inebilen malzeme anlamına geliyor. Latince kökeli, kökenli bir terim. Çökeller ilksel olarak magmatik kökenli kayaçlardan türeyen malzeme. Ama onu takip eden dönemde magmatik, sedimenter veya metamorfik kayaçların fiziksel kimyasal ayrışması sonucunda oluşan çeşitli boyutlardaki malzemeler. Bunlar boyutlarına göre, ki gelecek hafta ayrıntılarıyla ele alacağımız, blok, kaba çakıl, çakıl, kum, sil ve kil olarak sınıflandırılmakta. Tüm bu çökeller bulundukları yerden taşınarak taşıyıcı güçler tarafından, örneğin kütle atmaları, akarsu, rüzgar, buzul veya denizel akıntılar, dalga işlevi ile taşınmaları ve nihai çökelme ortamlarında depolanmaları ve buralarda çimentolanarak ve ikinci fiziksel kimyasal değişimler göstererek çökel kayaçların ana malzemesini oluşturup çökel kayaçlara dönüşmesi olayıdır. Çökelme olayı ise işte bu aşınma, taşınma, depolanma süreçlerinin tamamını tanımlar. Çökel kayaçlarımız ise silis kırıntılı, kimyasal ve biyolojik kökenli kayaçlar olarak sınıflandırılmalıdır. Sınıflandırılmaktadır. Bunları önümüzdeki günlerde
tek tek ele alarak işleyeceğiz. Şimdi burada neden çöker bilim dediğimi ilk başında vurguladığım gibi bir iki slide göstereceğim. Şimdi bu Ardahan Şavşak yolunda benim Ardahan Üniversitesi'ndeyken yaşadığım bir heyelan, gidip görme olanağını buldum bir olay. Şimdi bunu gördüğünüz zaman rahatlıkla tanımlayabiliyorsunuz. Ha. Kayaç dökülmesi, molozlar karışımından oluşan bir küçük ölçekli heyelan. Tamam mı? Ama nasıl oluştu? Mekanizması hakkındaki bilgilerimiz nedir? Bu konuları henüz sınırlı olarak bilmekteyiz. Bu ders boyunca işte bu konulara gireceğiz. Burada ise var diye tanımladığımız derin göl çekerleri içerisinde kıvrımlı yapılar. Nasıl oluştu? Derin göl havzası içerisinde. Ve bunların üzerinde keskin bir dokunakla yatay katmanlı gelen yine duvar çökerleri. Hop. Muhteşem bir görüntü. Peki nedir bu? Morfoloji size hiçbir bilgi vermez. Ancak istifli çalışırsanız göreceğiniz gibi alttan yukarı doğru kabalanma yapan eğimli katmanlar, kirli, siltli, kumlu, çakıllı birimlerden oluşuyor. Üzerinde ise aşındırmalı bir dokunakla gelen yatay katmanlı kumlar. Nedir? Gilbert Tepe Delta mı? Yoksa Gilbert Tepe Yelpaze Deltası mı? Konulara geldiğimiz zaman bunlar üzerinde özellikle durarak konuşmaya başlayacağız. Yine muhteşem bir görüntü. Benzer görüntüyü eminim Erzurum tarafından gelen arkadaşlar varsa az sonra göstereceğim. Muhteşem şekiller. Bunların adına Kapadokya'da görünce peribacaları diyoruz. Burada ise Afrika kökenli terimden gelen hudular diyorlar. Yahut da kum çakıl tepeleri yahut piramitleri olaraktan da gündeme geçiyor. Peki ne tür bir ortamda bunlar oluşturur? Tamam, bunlara baktığınız zaman rüzgar ve akarsu aşındırması diyorsunuz. Peki ilk oluştukları koşullar neydi? Ne tür bir havzada biriktiler? Malzemenin gelme yönleri neresiydi? Ve ondan sonra nasıl oldu da böyle bir formu kazandılar? Aynı form işte bizden. Birebir. Narman Havzası'nda muhteşem görüntüler. Bu görüntüleri Anadolu'nun pek çok yerinde görebilirsiniz. İster Sinis kırıntılı olsun, ister Kapadokya'daki gibi volkanik kökenli malzeme üzerinde gelişmiş olsun. Bir başka örnek. Önümüzde. Bu da Deniz Kıyısı'ndan. Profesör Evren Erdiner'in bana gönderdiği bir fotoğraftan alıntı olarak koydum. Gördüğünüz gibi masif görünümlü bir istif. Ama bu istif içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı birim var. Her biri paleoklimatik gösterme açısından önemli olan geçmişe ait toprak birimi. Peki bunu nasıl görünümleyeceksiniz? Üstü dümdüz. Taraça. Deniz kıyısında kıyı köy. Ama deniz taraçası değil. Karasal bir istif. Şimdi o zaman konumuzun gelişimi hakkında birkaç bilgi vermeye çalışayım. Bir dakika müsaadenizle. Evet,
kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi benim yaklaşımımın özü şunun üzerine kurulu. Çağdaş bilimsel bilginin gelişimi ve disiplinler arası çalışmaları esas alan bütünleşik bilim anlayışı, bilimsel bilgi birikiminin bir sonucudur. Bu olgu özellikle 1930'lu yıllardan itibaren gündeme gelen genel sistemler kuramı olarak tanımlanan bir yaklaşımın özünü oluşturmakta. Dolayısıyla bu girişim coğrafya, jeoloji ve yer bilimleri içerisinde yer alır. Jeomorfoloji ve sedimentoloji disiplinleri içinde geçerli. Dolayısıyla burada jeomorfoloji ve sedimentoloji disiplinlerinin bilimsel gelişimlerinin temelini oluşturan gözlemsel, deneyimsel ve kuramsal bilgi birikiminin aşamalarını tarihsel bir perspektif içerisinde alarak özetlemek, nereden kalkarak nereye geldiğimiz konusunda bir bilgi vermek açısından önemlidir. Şimdi böyle aldığımız zaman hemen aktaracağım konuları üç başlık altında alacağımı söylemiştim. Klasik dönem ve orta çağ, aydınlanma dönemi, modern zamanlar. Şimdi bunlar aynı zamanda da felsefi düşüncenin gelişimiyle birlikte bilimsel bilim felsefesindeki gelişimleri de yansıdan dönemleri belirlemekte. Burada bir konuyu açmayı istiyorum. Hep çünkü devamlı bilgi, bilim, bilimsel yöntem vesaire kavramlarını kullanıyoruz. Peki bunlar nedir? Bilgi, bir konunun veya dış dünyanın algılanması veya anlaşılması için yaşam deneyimleri, gözlem, eğitim, araştırma veya kuramsal yollarıyla kazanılmış olan ve insan aklının alabileceği tüm gerçeklere, olgulara, yeteneklere ve ilkelere verilen tanımlayıcı bir isimdir. Şimdi bilgi dediğimiz gibi bir araba almak isterseniz, ev almak isterseniz yahut yeni bir üniversiteye başladığınız zaman konu hakkında bilgi almak isterseniz ne olup bitti hakkında bunların hepsi bilgi kavramı içerisinde. Peki bilim nedir? İşte bilim bahsettiğimiz bilgiden biraz farklı oluyor. Fiziksel dünyanın veya onun olaylarının genel gerçeklerini ve işleyişinin temel yasalarını nesneler, gözlemler ve sistematik deneylemeler ile açıklamaya çalışan bilgi sistemidir. Bilimsel bilgide bu bağlamda edinilen, evrensel olarak geçerliliği kabul edilen bilginin deneyim, gözlem ve analitik deneyler ile elde edilebilir olmasını yansıtan bir olgudur. Bilimsel gerçek ancak çözümü aranan sorunun somut olarak belirlenmesi, bilimsel yöntemlerin uygulanması yoluyla ulaşmak. Bu ulaşma yolu antik dönemden günümüze kadar gelen bilim felsefesi ve bilim anlayışındaki birikimlerin bir sonucudur. Bu da özet olarak şunun üzerine kuruludur. Sorgula, ön araştırma yap, veri topla, hipotez oluştur, deney yap, hipotezin geçerliliğini sınav, verileri değerlendir, sonuçları ortaya koy ve özetle. Sonunda bilim dünyasını bilgilendir. Şimdi burada ilk klasik dönem ve orta çağ genellikle o dönemin aydınlarının, düşünürlerinin genel anlamda yakın çevrelerini tanımaya yönelik yaptıkları coğrafi araştırmalar üzerine kuruludur. Bunlar genel olarak tanımsal içerikli bilgilerdir ve çoğu kez akarsu aşındırması, depolanması, buna bağlı olarak tarım arazilerinin nasıl
etkilendiği üzerine bilgiler aktarımı üzerinden. Yalnız burada iki tane kişiyi özellikle vurgulamak isterim. Çünkü onların çalışmaları günümüzde de ışık tutan iki olguyu ortaya getirmiştir. Bir, Herodot tarihçi, fakat Mısır'daki Nil'in ağzındaki üçgen görünümlü çökel dolguyu Akdeniz'e doğru Nil'in getirdiği çökellerin birikmesiyle oluşan ve Mısır'ın medeniyetinin yaratıcısı olduğu söylemiyle dile getirdiği bir ova sistemidir. Bu üçgen şeklini Yunanca'daki delta olarak bilinen üçgen biçimli harfe benzettiği için adını delta koymuştur. Ve günümüzde halen bilinen bir geomorfik birimdir. İkincisi Strabon. İlginç. O da Anadolu üzerine pek çok şey söylemiş. Ancak en önemlisi büyük Menderes grabeni içerisinde büyük kıvrımlar yaparak akan akarsuyun dikkati çekerek yılanın kavislerine benzer kıvrımlar yapmasından öteki kıvrımlı anlamına gelen Yunanca kelime Menderos terimiyle tanımlanmıştır. Bu terim İngilizceye Menderes, bizim Türkçemize ise Menderes ve akarsu olarak geçmiş durumdadır. İşte Nil'in ağzındaki üçgen görünümlü deltamız. Delta konusuna geldiğimiz zaman bu konuyu açacağız. Şimdi Orta Çağ'da henüz yapılmış bir şey yok. Banas, kilisenin Hristiyanlık dogmaları üzerine kurulu görüşleri egemen. Dolayısıyla bu dönemde bilim adamları kilisenin görüşleriyle doğru orantılı olacak şekilde bilgiler üretiyorlar. Bu arada bir şey vurgulamak isterim. İrlanda Başpiskoposu Usher, İncil'deki azizlerin isimleri ve yaş oranlarından kalkarak yerkürenin milattan önce 4 yıl önce yaratıldığını dile getirmiştir. Dolayısıyla o görüşe uygun olarak yeryüzünde olan bütün olayları bizim Nuh tufanı olarak bildiğimiz, onlar için de aynı anlama gelen tufan olgusuyla bağdaştırarak açıklamışlardır. Ve buna bağlı olaraktan da terimleri üretilmiştir. Örneğin tufanı karşılayan diluvium gibi. Bunların içerisinde katastrofizm bu temel görüşlerden birisini oluşturmaktadır. Ancak katastrofizm olgusu içerisinde önemli bir bulgu vardır. George Cuvier, omurgalı paleontolojisinin kuramcısı olarak bilinir. Çalıştığı istiflerdeki türlerin zaman zaman tamamen ortadan kalktığını ve yeni istifler içerisinde yeni türler ortaya çıktığını görmüş. Bu ortadan kalkışları Nuh tufanıyla bağdaştırmaktan ziyade küresel ölçekte yıkımsal boyutlarda gerçekleşen güçlerin etkisi sonucunda olduğunu vurgulamıştır. İşte bu katastrofik kavramı yıkıcı güç, afet anlamına gelen bir terimden başka bir şey değildir. Kendisi Nuh tufanıyla bağdaştırmadığı için kavramını tanımlarken bu tür değişimleri kökten değişimler olarak belirtmiştir. Ancak onu takip eden ve yakın izleyicisi konumunda olan Abraham Warner, tüm yerkürenin büyük bir okyanusun suları tarafından, yani tufan tarafından kaplandığını ve yeryüzünde olan bütün kayaçların
okyanus içerisinde eriyik halde bulunan minerallerin okyanus tabanına depolanması sonucu meydana geldiğini söylemiştir. Bu görüş tabi kendi zamanında oldukça benimsenmiştir. Yalnız bu görüşün karşısında aynı zamanda volkanlar üzerinde çalışmalar yapan kişilerin önerdiği bir olgu vardır. O da volkanları Neptünizm olarak tanımlayan, yani püskürmeler sonucunda meydana gelen olaylar olduğunu belirleyen bir görüş. Buna karşın ilginç Werner, volkanların yer altındaki kömür tabakalarının yanması sonucunda oluşan olaylar olarak tanımlamış ve o dönemde ortaya çıkmaya başlayan, az sonra değinecek, tek düze kavramının kabul edilemez bir olgu olduğunu öne sürmüştür. Şimdi aydınlanma çağının en önemli üç ismi. Bunlar jeolojinin kuramcıları ve kurucuları ama aynı zamanda jeomorfolojinin temellerini atan kişiler. James Hunt'tı. Aslında bizim günlük dilimizde bir şey, arazi ağası. Tarıma çok düşkün. Hemen hemen doğanın her alanıyla ilgili çalışmalar yapan birisi. 18. yüzyıl sonlarında, pardon, evet 18. yüzyıl sonlarında İskoçya Royal Society'de, kraliyet şeyinde, kurumunda bir tebliğ veriyor. Diyor ki dünyanın ne başı bellidir ne sonuna ilişkin bir verimiz, öngörümüz vardır. Ve yer kürenin geçmişi değinildiği gibi kısa değildir. Çok uzun geçmişi vardır. Ve bu geçmiş günümüzde işleyen süreçlerin geçmişte de işlemesiyle ortaya çıkmış bir durumdur. Bu görüş ister istemez o dönem tarafından katastrofizm ve Werner'in başını çektiği görüş nedeniyle kabul görmemiştir. İkinci kabul görmeyişinin bir nedeni ise dilinin bilimsel bir dil olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak Hatton'ın bütün klasik kitaplarda değinilen önemli yönü, günümüzde süreç olarak tanımladığımız kavrama dikkati çekmiş olmasıdır. Hatton'ın görüşleri ölümünden sonra onun yakın arkadaşı Playfair tarafından, Edinburgh Üniversitesi'nde matematik profesörüdür, yeniden görsel örneklemelerle yer küreni tarihi adı altında yayınlamış ve büyük bir etkinlik yaratmıştır. Bu etkinliğe bağlı olarak Dilvizim ve bir noktada da katastrofik anlayışa ışık yakan Charles Lyell tarafından da benimsenmiş ve hepinizin bildiği gibi günümüz geçmişin anahtarıdır özdeyişiyle gündeme getirerek bugünkü anlamda ele aldığımız süreç odaklı jeomorfoloji anlayışının temellerini atmıştır. Şimdi uniformitarianizm ilkesi içerisinde dört tane temel ilke vardır. Yasanın tek düzeliği, doğadaki yasalar zaman ve mekanda süreklilik, devamlılık gösterir, değişmez. Süreçlerin tek düzeliği, günümüzde olan süreçler geçmişte de aynen işlemiştir. Aşamalı gelişim, yeryüzündeki değişimler genel olarak
yavaş ve aşamalıdır. Anında ve hızlı bir şekilde gerçekleşen taşkınlar, depremler, volkanizma gibi olaylar yereldir. Geçmişte de günümüzdekine benzer şekilde ve aynı sıklıkta meydana gelmişlerdir. Tek düze durum. Yerküre geçmişte de günümüzdekine benzer bir yapı ve davranış biçimi göstermiştir. Şimdi bu görüşlerden kalkarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünkü jeomorfoloji anlayışını gelişimine katkı koyan gelişmeler yaşanmıştır. İç savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Jeoloji Araştırmalar Kurumu'nun örgütlediği 4 kişilik bir ekip Batı Amerika'daki verimli toprakları ve jeolojik yapıyı araştırmak üzere yola çıkmışlar. Bunlar Powell, Dutton, Gilbert ve Davis'tir. Bu ilk üçü genelde akarsu aşındırması üzerine görüşleri oluşturmuşlar ve bugünkü anlamda bildiğimiz antesedan ve süperimpoze vadilerin oluşumlarını açıklamışlardır. Bunların görüşlerinden kalkarak önemli bir olgu daha gündeme getirilmiştir. Bu da taban seviyesi olayı. Hiçbir akarsu taban seviyesinin daha altındaki bir düzeyde aşındırma yapamaz. Taban seviyesi dediğimiz bugünkü kıyı çizgisiyle belirlenen kayıcı seviyesinden başka bir şey değildir. Şimdi bu süperimpoz terimi Türkçe'de maalesef sürempoze diye kullanılıyor ama ben orijinal terime sadık kalarak süperimpoz terimini kullanmaya devam edeceğim. Yalnız sınavlarınıza sürempoze diye karşınıza çıkarsa sakın şaşırmayın ve sizler sürempoze olarak kullanmaya devam edin. Şimdi burada iki tane şey, antecedan, vadi, gelişimi, Colorado havzasından. Antecedan vadi biliyorsunuz, düz bir arazi üzerinde var olan bir akarsuyun herhangi bir şekilde tektonizmaya bağlı olarak kırılması veya kıvrımlanmasına sonucu içsel konumundan hiçbir farklılık yapmaksızın derine gömülmesi olayıdır. Süperimpoze drenaj ise kıvrımlanmış bir arazi üzerinde uyumsuz olarak yer alan yatay katmanlı birimler üzerinde gelişmiş bir akarsu sisteminde ikinci bir yükselime bağlı olarak tabana gömülmesi olaydır. İki olay da bu denli basittir. Birincisi doğrudan kıvrımlanan bir arazi içerisine yerleşmesi, ikincisi ise kıvrımlanmış bir arazi üzerinde yer alan yatay katmanlı birimler üzerinde gelişmiş bir sistemin yeniden yükselmeye bağlı olarak görülmesi olayıdır. Şimdi o bu olaylardan kalkarak Davis'in geliştirdiği ve bizim Türkiye'deki jeomorfoloji anlayışını benim zamanımda da benimsediğim bir olguydu. Anlayışın temeli. Davis bu yükselmeye bağlı olarak akarsu aşındırmasını ve bunun sonucunda meydana gelen yer şekillerini üçlü bir sistematik içerisinde ele alarak tanımlamıştır. Nedir bu sistematik? Gençlik, olgunluk, yaşlılık dönemi. Gençlik döneminde dik yamaçlı B tipi vadiler, olgunluk döneminde yatıklaşan yamaçlar, genişleyen vadi tabanları ve yaşlılık döneminde ise hemen hemen D
deniz seviyesine yakın düzleşmiş, hafif kıvrımlı bir arazi. Ki bu arazi peneplen olarak tanımlanmıştır. Reşat Izbarak hocamız, rahmetli hoca benim hocam, bunu yontuk düzü olarak tanımlar. Yani aşındırılarak düzleşmiş bir arazi. Tabii bu görüş Walter Penck tarafından, Alman fizikçi, coğrafyacı, ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Çünkü Davis'in anlayışında epirojenik hareketlere, yani tektonik hareketlere bağlı olarak yükselen arazi durgun hale gelmekte ve içerisine akarsu sistemi milyonlarca yıl boyunca kazınarak oturmakta. Ama tektonizmde hiçbir hareket gerçekleşmemekte. Walter Penck bunun olasılığı olmadığını ve tektonizmanın yenilenebilir olduğunu gündeme getirerek aşınmanın tektonizmanın başlangıcıyla beraber gerçekleştiğini ve tektonizmanın hızına bağlı olaraktan da aşınma ve buna bağlı olaraktan da vadi girişimlerinin farklılıklar göstereceğini dile getirmişti. Şimdi burayı aldığımız zaman Davis'in aşınma döngüsü, yükselim, aşınma, gençlik, olgunluk, yaşlılık dönemleri ve ondan sonra bu dönemsellik içerisinde Walter Penck'in eleştirilerinden kaynaklanarak sistem içerisinde ikinci bir aşınma yahut üçüncü, dördüncü bir aşınmanın gerçekleşmesiyle çoklu cycle'ların, döngüselliğin oluşabileceğini, dolayısıyla iç içe geçmiş vadilerin meydana geleceğini de ileri sürmüştür. Şimdi burada vadi formları üzerine bir iki görüntüyü vereyim. Evet, burada aşındırma döngüsüne bağlı olarak en son aşamaya ulaşması yontuk düz aşaması. Yontuk düz aşamasında düz arazi içerisinde yer yer aşınmaya dayanıklı kayaçların oluşturduğu kalık tepelerin yer alması. Diğer görüş ise bu zamana bağlı olarak yamaçların gelişiminin zamanla giderek yatıklaşması. Her iki çizimde Davis'in orijinal yayınlarından alınmıştır. İşte burada V şekilli vadiler, olgunluk döneminin tabanlı vadileri ve yontuk düzün son aşamalarındaki gelişim. Peki modern zamanlarda ne oluyor? Asıl işin garibi. İşte bu özellikle 1930'lu yıllardan İsveçli Hücre Surov'un doktora tezinde bir konuyu gündeme getiriyor. Çökel taşınması ve bu taşınmayı denetleyen güçlerin sayısal olarak belirtilmesi. 40'lı yıllarda ise aynı zamanda yüzbaşı pilot olan Ralph Bognold'un fiziğin kuramlarından kalkarak rüzgar üfürmesiyle kum ve kumul hareketleri arasındaki ilişkiyi açıklaması. Bugünkü tüm bilgilerimiz işte bu iki araştırmanın üzerine kurulu 50'lerdeki çalışmalarla başlıyor. Strahler, Morisawa ve onların öğrencileri olan Leopold ve Wallman ve ondan sonra gelen Schall. Bunların çalışmaları akışkanlar mekaniği üzerine kurulu olarak akarsu taşınması, depolanması ve sedimentolojisi üzerine kuramlar oluşturmaları. Ve 60'lı yıllarda İngiltere'de Oxford Üniversitesi profesörlerinde, ki kendisi University College'da 69 yılında verdiği bir konferansta izleme olanağı bulduğum bir hocamız, bu olgulardan kalkarak jeomorfolojide genel sistemler kuramı ve modeller konusunda görüşleri dile getiriyor.
Nedir genel sistemler kuralı? Bu kural daha sonraki yıllarda, 80'li yıllar ikinci yarısında NASA tarafından geliştirilip yer bilimleri sistemi adı altında ele alınıyor. Bu kuralları en son haftada sizlere yöntem bilim içerisinde kapsamlı olarak vereceğim. Ancak 60'lı dönemlerden itibaren ortaya çıkan birkaç daha temel kuram var. Nedir bunlar? Leva tektoniği, radyometrik yaşlandırma, okyanus ve göl tabanı çökellerinin, özellikle bu çökellerde yapılan oksijen izotop analizleri, çökelme ortamlarının anlaşılmaları, bilimsel araştırmalarda disiplinler arası araştırmalara ağırlık verilmesi, çalışmaların yer şekillerini betimsel tanımlamadan ayırt ederek süreç odaklı açıklamalara yönelik araştırmalara yer verilmesi, laboratuvar tekniklerinin ve bu arada gelişmiş istatistiksel yöntemlerin kullanılmaya başlaması. Tüm bunlar işte bugünkü jeomorfolojinin coğrafya ve yer bilimleri içerisindeki bilimsel nitelikli saygın bir disiplin olarak gelişiminde önemli rol oynayan etkinlik olmuştur. Her ne kadar jeomorfoloji bizde coğrafya içerisinde verilmekle beraber Batı ülkelerinde yer bilimleri içerisinde, jeoloji içerisinde, petrol araştırmalarında, çevre bilimlerinde, hatta arkeoloji bölümlerinde verilen bir ders konumundadır. Aynı gelişim Türkiye'de de önde gelen üniversitelerimizde, örneğin ODTÜ gibi, İTÜ gibi yerlerde de jeomorfoloji araştırmalarına ağırlık verilmiştir. Dün aldığım bir haber beni oldukça gururlandırdı bir jeomorfolog olarak. Bu da şuydu. Cengiz Zapça hocamızın, ki kendisini 2000'li yıllarında MTA'ya ilk geldiğinde gençken tanımıştım. Daha sonra konferanslarda da tanıma olanağını bulduk. Alman hükümetinin Humboldt Vakfı'nın özel araştırma yeteneğe sahip bir unvanıyla onurlandırılması. Bu jeomorfolojinin Batı dünyasında ne denli ciddiye alındığının da diğer bir göstergesi. Bunu zaman içerisinde önemini uygulamalı bölümlerde de ele alacağım. Şimdi özet olarak şu sistemden birinci kelimeyle bahsedip noktalamaya çalışacağım. Sistem birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde olan ve sınırları belirgin olarak tanımlanmış bunlar. Bölümlerden, parçalardan oluşan bir bütün. Bir sistem diğer sistemler ile enerji ve madde alışverişinde bulunup bulunmadığına bağlı olarak açık veya kapalı sistem olarak tanımlanırlar. Bu bağlamda yer küre birbiriyle bağımlı dört küreden oluşmaktadır. Bildiğiniz gibi atmosfer, biyosfer, hidrosfer ve litosfer. Bunlar içerisinde litosfer ve hidrosfer ve biyosferi de içerisine alan yeni bir kavram da geliştirilmiştir. Bu da jeosfer olarak kullanılan tabirdir. Buradaki jeo iki hem jeolojiden hem coğrafyadan alınan İngilizce'deki geo ekinin kullanılmıştır. İşte bir sistem olaraktan yer şekillerine baktığımız zaman bakış açımız disiplinler arası süreç odaklı bir çalışmadan kalkarak sistem analizi içerisinde gelişimi irdelemek olacaktır. Böyle bir yer sistemi bilimi içerisinde gördüğünüz gibi jeoloji var, fiziki coğrafya var, meteoroloji, klimatoloji, okyanus bilimi, sosyoloji, beşeri coğrafya, psikoloji, biyoloji yer almakta.
Şimdi burada çökerlerin kökenine Arifler ve Kaya Çöngüsü'nün ayrıntılarına gelmişim. Çünkü bunları dersler içerisinde ayrıntılı olarak hocalar zaten sizlere aktaracak. Yalnız burada vurgulamak istediğim, konuşmamın ilk başında değindiğim gibi ayrışma sonucunda ortaya çıkan ister mekaniksel, ister kimyasal, ister biyolojik ki her biri ayrı ayrı değil, bütünleşik bir sistem olarak çalışması sonucunda ortaya çıkan gördüğünüz her türlü kırıntılı malzeme, bloktan kile kadar değişen malzeme toprak ve çöker olarak tanımlanır. Şimdi bazı araştırmacılar her türlü malzemeyi çöker olarak tanımlar. Toprağı organik geliş olarak, yerli yerinde korunmuş malzeme olarak tanımlar. Bazı araştırmacılar ise topraktan bağımsız olarak çökerlerin, yani çöker olarak ayrışmış malzemenin taşınıp birikmiş halini kabul ederler. Ama her iki adede çöker dediğimiz olay ayrışmış, daha önceden var olan kayaçlardan türemiş malzemeden başka bir şey değildir. Şimdi hemen bir iki kelimeyle de şu kayaç döngüsü nedir onu açıklamaya çalışayım. Burada Levent Tektörü'ydü geçen hafta sizlere Okan Tüysüz hocamız çok kapsamlı olarak anlattı. Ben bunu daha önceden hazırladığım için Muhammed Hoca'ya da yollamıştım. Silip çıkarma olanağı bulamadım. Ama bildiğiniz gibi okyanus sırlarında açılma var. Açılan levhalar birbirlerine yaklaştıkları zaman çarpışırlar. Yoğunluk farkına göre biri diğerinin altına dalar. Bir üçüncü halde levhalar genel olarak hareket eder. Şimdi bizim burada bizim için önemli olan şu alta dalan levhalardır. Çünkü okyanus tabanında biriken bütün malzemeler bu alta dalmaya bağlı olarak yüksek basınç ve sıcaklık altında önce metamorfik kayaçlar daha derine gittikleri zaman eriyerek eriyik kayaç haline dönüşürler. Bu eriyik kayaçlar magma olarak bilinir ve iç püskürük veya jeolojide kullanılan adıyla sokulum veya plütonik kayaçlar olarak tanımlanır. İşte bütün bu kayaçlar bir şekilde tekrar tektonik olarak yüzeye çıktıkları zaman bunlar tekrar aşınmaya uğrar, ayrışır, taşınır, depolanır, çökel kayaçları oluşturur. Gitme kuşaklarından tekrar tabana, derinlere iletildiği zaman aynı şekilde yeni metamorfik plütonik kayaçları oluşturur. Kayaç döngüsü dediğimiz olay budur. Şimdi bütün bunu söyledikten sonra hemen şu konuyla konuşmamı sonlandırmaya çalışın. Şu anlamda yer küreni benim anlayışıma göre yer kürenin kara ve denizaltı yüzeyleriyle okyanus tabanlarındaki aşınma ve birikme kökenli yer şekillerini, onları oluşturan ve şekillenmelerine neden olan süreçleri bilimsel olarak farklı mekansal ve zamansal boyutlarda disiplinler arası bütünleşik bir yaklaşımla irdeleyen bir yer bilimleri disiplinidir. Bu bağlamda yakın ve uzak jeolojik geçmişin paleo-coğrafik ve paleo-ortamsal evriminin doğal kayıtlarını içeren çökellerin ve çökelme ortamların çalışılması, yorumlanması ve elde edilen sonuçlardan günümüzdeki ve gelecekteki canlı yaşamını ve yeryüzünün günümüzdeki görünümünü olumsuz yönde etkileyebilecek doğal olayları hakkında çıkarımlarda bulunması, çağdaş jeomorfoloji anlayışının ve araştırmalarının amaç ve kapsamını oluşturur. Bu bağlamda ilginize teşekkür etmek isterim.